Sevgili arkadaşlar merhaba. Günlerdir swap diye ekonomi literatüründe bir tabir var. Ve son bir yıl içerisinde hayatımıza bayağı karıştı. Nedir swap? Swap, bankalar arası değiş tokuş. Özetle şöyle diyelim. Elinizde sizin dolarınız var. Siz bu dolarınızı Merkez Bankası'na veriyorsunuz, faiz karşılığında oradan TL alıyorsunuz. Şimdi bugün bankalar ellerindeki dövizi, doları %2,5 faizle beraber Merkez Bankası'na bırakıyorlar. Onun yerine %12 ile beraber fonlama faizle beraber TL alıyorlar. Şimdi bu değiş tokuş epey zamandır yapılıyor. Yani elindeki doları veriyorsunuz, TL'yi alıyorsunuz. Şimdi tabii bunu niye yapıyor bankalar? Dolara %2,5 faiz alıyorlar. TL'ye %12,5 faiz veriyorlar. Dolayısıyla %12 fonlama faizinden %2,5 dolar faizin çıktığı zaman faizi 9'a indirmiş oluyorlar normalde. Yani şimdi niye bunu yapıyorlar bankalar? Pek çok kurum dövizde borçlanma imkanı ellerinden alındı. Niye? Dövizde borçlanma yasaklandı. Yani döviz kazancı olmayanlara dövizle beraber borçlanma imkanını kısıtladı hükümet. Dolayısıyla beraber insanlar bankalar TL kredi kullandırmak durumunda mecbur kaldılar yani. TL'yi elde edebilmek için ellerindeki dövizi Merkez Bankası'na bırakıyorlar. Merkez Bankası'ndan TL'yi alıyorlar, vatandaşa kredi veriyorlar. Fakat bunu yaparken başka işlemler de bu işin içerisinde oluyor. Merkez Bankası'ndan diyelim ki 1 milyon dolarını 2,5'la beraber Merkez Bankası'na yatırıyorsunuz. Onun karşılığında 5 milyon 680 bin lira dedim. O günkü kurla beraber siz para alıyorsunuz. Şimdi bankalar bu aldıkları TL'yi piyasadan tekrar dövize çevirip tekrar bu dövizi Merkez Bankası'na koymak yerine tekrar TL almak, böyle bir sirkülasyona da girdiler. Sonuçta Türkiye'de dövizin Türkiye'nin yumuşak karnı. Tabii onlar dövizin fiyatının yükseleceğini hesap ettikleri için, tahmin ettikleri için, çünkü döviz baskılanarak bu noktaya indirildiğini çok iyi bildikleri için dövizini ellerinden çıkarmıyorlar, sadece Merkez Bankası'na rehin bırakıyorlar faiz karşılığı. Onun karşılığında TL alıyorlar. Aldığı bu TL'ye beraber piyasadan döviz alıyorlar. Tekrar Merkez Bankası'na böyle bir sirkülasyon yapmaya başladılar son günlerde. Tabii bu turizm dönemi bitince dış ticaret açığı oluştu. Daha önce dış ticaret fazlası vardı. Dış ticaret açığından dönüştü. Yani trend tersi dönüştü. Bir de tabii Amerika ile olan sıkıntılar gündeme geldi. İşte katsa yapımları gündeme geldi. Trump'ın azli gündeme geldi. Sandalye sallanıyor. Tabii bir de Türkiye'nin işte efelenmesi var işte. Derken bu süreç doların 5 lira 94,5 95 kuruşa kadar yükselmesine sebep oldu. Şimdi bu niye bunları paylaştık biz size beraber? Şimdi Türkiye bu kırılganlığını sürekli olarak yaşayacak. Niye yaşayacak? Çünkü Türkiye yabancı para üzerine ikame edilen bir kur veya para ikamesini kabullendi ve bunu 18 yıldır, hatta 20 yıldır uyguluyor. Şimdi Türkiye bu süreçte devam ettikçe dövizin kırılganlığını her nefes yaşayacak. Yani bundan kurtulmak mümkün değil. Ha, bundan kurtulmak için bir çare arıyor mu? İktidar aramıyor. İşte milli para söyleyip duruyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama milli para ne olduğuna ben onun bildiğine de inanmıyorum yani. Gerçi biz bunu bu ekranlardan sürekli olarak da söylüyoruz. Sonuçta şunu diyeceğiz. Türkiye'nin bu kırılganlıklardan kurtulması için, bu volatilitenin kurtulması için Türkiye'nin acilen bir reform yapması lazım. Milli parasını gündeme getirmesi lazım, milli parasını tanımlaması lazım, milli parasını devreye sokması lazım ki bu kırılganlıklardan kurtulsun, bu spekülatif hareketlerden tokatlanmaktan, soyulmaktan kurtulsun. Teşekkür ediyorum.